Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle 2020 yılında Apple Watch Series 3 alınır mı sorusunun yanıtını arayacağız. Evet arkadaşlar, artık akıllı saatler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Çünkü bu akıllı saat ve akıllı bileklikler insanların hayatını çok kolaylaştırıyor. Ne yapıyor bunlar? Bildirimlerimizi yönetebiliyoruz, günlük aktivitelerimizi yönetebiliyoruz ve en önemlisi de kalp atış hızımızı ölçebiliyoruz. Pek çok akıllı saat modeli bulunuyor. Tabii bu tarafta bizleri asıl ilgilendiren konu hangi işletim sistemini kullandığımız oluyor. Biliyorsunuz akıllı telefonlarda Android ve iOS olmak üzere iki farklı işletim sistemi mevcut. Genel olarak iOS kullanıcıları yani iPhone kullanıcıları Apple ürünlerini tercih ederken Android kullanıcılarının önünde çok daha geniş bir yelpaze bulunuyor. Bizim bugün değerlendireceğimiz Apple Watch 3 iOS kullanıcılarına hitap eden bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Bildiğiniz gibi Apple uzun bir süredir akıllı saat pazarında olan firmalardan birisi. Apple Watch 1 ile başladı bu serüven ve şu anda günümüzde son olarak 2019'un son çeyreğinde Apple Watch Series 5 tanıtılmıştı. Fakat Apple'ın sitesine girdiğimizde Apple Watch 3 ve Apple Watch 5'in satışta olduğunu görüyoruz. 4'ün satışta olmamasının temel nedeni ise dinamik olarak Apple Watch 5 ile aynı karakteristik özelliklere sahip olması. Dolayısıyla 4 ile 5 arasında öyle uçuk farklar bulunmuyordu. Bu yüzden de Apple 4'ü satıştan kaldırarak 5'i yerine adapte etti. Fakat Series 3 hala satışta. Bugün bu yüzden Series 3'ü seçtik. Çünkü Series 3 ile 5 arasında ciddi bir fiyat farkı bulunuyor. Dolayısıyla akıllı saat almak isteyenler için Series 3 şu anda çok daha cazip gözüküyor arkadaşlar. Genele baktığımızda Series 3'ün fiyatı 1500 lira dolaylarında, yani ortalama olarak 1500 lira civarında bir fiyattan bahsetmemiz mümkün. Diğer akıllı saatlere baktığımızda da fiyat kalibresi hemen hemen bu noktada, yani 1000 lira ile 2000 lira arasında değişiyor. Hatta son dönemde çıkan saatlere baktığımızda 1250 lira, 1350 lira gibi fiyatlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu noktada çok böyle bir karmaşa yaşanabilir. Hani Apple Watch 3 mu alayım yoksa Android tabanlı bir saat mi alayım diye bazı insanlar karmaşaya düşebilir. Tabii ki eğer iOS kullanıyorsanız, yani iPhone kullanıyorsanız tercihiniz kesinlikle Apple Watch olmalı. Çünkü çok daha kalibrasyon yönü yüksek, dolayısıyla çok daha ekosisteme uygun ve uyumlu çalışan bir saat. Peki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Apple Watch 5 ile 3 arasında ne fark var? Aslında arkadaşlar genele baktığımız zaman tasarımsal açıdan çok bir fark görünmüyor. Biliyorsunuz Apple geçtiğimiz yıl Apple Watch 5'te çok öyle önemli bir özellik duyurmamıştı. Hep açık olan bir ekran vardı. EKG özelliği zaten Apple Watch 4 ile gelmişti. Bir de bildiğimiz gibi ekran biraz daha genişlemişti Apple Watch 4 ile. Zaten Apple Watch 4'ün piyasadan kalkarak 5'in satışa sunulmasının temel nedeni de arada bir fark olmaması. Lakin söz konusu Apple Watch 3 ve Apple Watch 5 olduğunda bir takım farklar söz konusu. Nedir bu? Örneğin EKG çekemiyorsunuz. Yani Apple Watch 3'ü aldığınızda EKG çekme özelliği bulunmuyor. Tabii bu çok mu önemli? Tabii ki de değil. Sonuçta her gün biz sokakta kalkıp da EKG çekmiyoruz. Dolayısıyla bu özellik için aradaki farkı vermeye değer mi? Burada bazı soru işaretleri mevcut. Bir diğer soru işareti ise her zaman açık ekran. Zaten Apple Watch 3'ü kaldırdığınız zaman ekranı açılıyor. Dolayısıyla her zaman açık bir ekrana gerek var mı? Burada da sizin tamamen kullanımınıza bağlı bir değişim söz konusu. Eğer günlük olarak kullanıyorsanız, yani işte ne bileyim işte dışarıda aşırı bir spor aktivitesi olarak kullanmıyorsanız saati, bu durumda Apple Watch 3'ü almak fiyat bazında çok daha mantıklı duruyor. Az önce de belirttiğim üzere Apple Watch 3'ün fiyatı şu anda 1500 lira civarında. Elbette 5 ile 3 arasında ufak tasarımsal farklılıklar mevcut. Ne bu? Kasa boyutu değişmese de ekran boyutunda bir değişiklik oldu. Kasa tarafında milimlerle ifade edilen değişiklik var. Fakat ekran tarafında ekran gövde oranı 5'te hayli fazlalaştı. Dolayısıyla bunun sizin kolunuza yakışıp yakışmadığını merak ediyorsanız MediaMarkt mağazalarına gelebilirsiniz. Burada zaten saatler dizilmiş durumda. Saati çıkartabilirsiniz, kolunuza bakabilirsiniz nasıl durduğuna. Dolayısıyla yakışıp yakışmadığına da direkt olarak deneyip karar verebilirsiniz. Fakat az önce de ifade ettiğim gibi kordonları bile aynı tasarıma sahip. Dolayısıyla kordonlara bakarak bile arada bir fark olmanı da anlamanız mümkün. Çünkü kordon yapısı aynı. Dolayısıyla Apple Watch 1'de bile kullandığınız bir kordonu kalkıp da 3'te ya da 5'te kullanabiliyorsunuz. Bu da arada çok büyük bir fark olmadığını bizlere gösteriyor. Tabii dediğim gibi tasarımsal ufak farklılıklar mevcut. Ne o? İşte şu ekranın daha geniş olması, belki ekranın küçük olması hoşunuza gitmeyebilir. Dolayısıyla gelip burada saatleri deneyimleyerek
buna karar verebilirsiniz. Fakat günün sonunda Apple Watch Series 3'ü almanın hayli mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.